Orada bir köy var. O köy Hacı Bektaş ilçesine bağlı Hasanlar Köyü. 1. Alaaddin Keykubat zamanında Hasan Paşaoğlu'na yurtluk olarak verilmiş ve köyün isminin de buradan geldiği bilinmektedir. Hasanlar, Hacı Bektaş ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1928 yılından beri aynıdır. Nevşehir iline 68 kilometre, Hacı Bektaş ilçesine 26 kilometre uzaklıktadır. Hasanlar Köyü'nün nüfusu toplam 211'dir. Bu nüfusun 99'u erkek, 112'si ise kadındır. Kadın nüfus köyde daha fazladır. İsmini Hasan Paşaoğlu'ndan alan köy. Hasanlar Köyü, Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında paşalarından Hasan Paşaoğlu'na yurtluk olarak verilmiş. Köye Hasan Paşaoğlu kardeşi ve yakınları gelerek yerleşmişler. Köye ilk yerleşen Hasan Paşaoğlu ve yakınları olduğu için köyün ismi de Hasanlar Köyü olmuştur. Hasanlar Köyü rivayetlere göre Hasan Paşaoğlu ve kardeşiyle diğer yakınları Hasanlara geldikten sonra köy iki parçaya bölünmüştür. Hasan Paşaoğlu'nun oğullarının ve torunlarının iki mahalle halinde oturmaları nedeniyle bu ismi aldığı tahmin edilmektedir. Milattan önce 1800-1200 yıllarında yani Etiler zamanından beri iskan yeri olarak kullanılan Hasanlar Köyü'nün Etiler'den Anadolu Selçukluları zamanına kadar yaklaşık 3000 yıl süreyle isminin ne olduğu veya hangi isimleri aldığı kesin olarak bilinmemektedir. Başka bir söylentiye göre ise Rumların oturduğu bu köye başlarında Hasan isimli iki amcaoğlunun bulunduğu Selçuklu Türklerinden bir grubun geldi ve iki amcaoğlunun iki grup haline birbirine yakın iki ayrı yere yerleştikleri söylenir. Biri şimdiki Süllüoğlu Mehmet'in varislerinin köyün güney yakasındaki taşlı tarla dedikleri yere, biri de şimdiki mezarlıkla aşağı köprü arasındaki çayın batı kısmına şimdiki Hasanlar Köyü'nün olduğu yerdeki inlerdir. Üst kısmında ise Rumların yaşadığı iki parça halindeki köyün isminin de iki amcaoğlunun isimlerine istinaden Hasanlar Köyü adını aldığı belirtilmektedir. Yemek kültürü var. Başköy'ün kültürü hakkında kaynaklarda bilgiye ulaşılamazken yemek kültürü günümüze kadar taşınmıştır. Köyde bilinen lezzetler tandırda güveç, yufka ekmek, ahpakla, peynirli patlıcanlı çörek, yoğurtlu tarhana çorbası, et yemekleri, bamya yemeği başta gelir. Köyün coğrafyası, Nevşehir il merkezine 68, Hacı Bektaş ilçesine 26 kilometre uzaklıkta olan bu küçük köy, konum itibariyle düz ve engebesiz bir yapıya sahip. Su bolluğuna bağlı olarak bu coğrafyanın yerleşim yeri olarak belirlendiği tahmin ediliyor. Geçim, tarıma dayalı. Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Buğday, arpa, pancar, mercimek, nohut gibi ürünlerin ekimi köyde yaygındır. İnsanlar ekim ve hasat dönemlerinde gündüzleri zamanının çoğunluğunu tarım arazilerinde geçirir.